takıma da Var mı başarılar maçtan? dileyelim. Bence İyici bu seriyi net Loud hücum kazanacak tarafında ya. başlıyor, Net Lotus'a yani. savunmada. Bunu da veremez artık. Loud başlayacak, izleyici hücum Bunu da başlamaya verirse çalışıyor. rezil B'ye bir bırakılan takımı bir tane Dalton'a futbol karşı. var. Biraz B baskısı Edward verildi. Game'deki Hemen. KK'yı. Zımcık'ı mı diyorsun? Tabi. Aha. Tabi canım. Kalabalık bir şekilde C arkasından Aşinayız hareketleniyor Zımcık'a. EDG. Kavanzin de shoulder'larla info Öngörü almaya açılmış. çalışırken 20 hasar aldı Bir de ve geriye günaydın. doğru çekilecek. Takım arkadaşlarını çağırıyor hemen. C'de rakiplerini gördükten sonra, ama bu esnada A arkasında bir tane oyuncu Bugün iki maç Kankan var. varlığını sürdürüyordu. Kimseyi göremedi oradan ve gönderilen sarsmanın Böyle bir etkiyandı. Kamerayı Yalnız kapatayım. Aspas 3 cana kadar düştü bu esnada. Tabi orası smoke arkası spamlere çok açık bir pozisyon. Haodong paranoyasını B tarafına doğru gönderdi. C'de baskıyı verdikten sonra boş bir B site buldu Cem kendisine. Kanlı çok Yalnız Red teşekkürler perdenin abi 10 kişi arkasında. hesap edin için. Çok sağ ol. Perde düşünce burada aksiyon çıkabilir ve Smoky kazanıyor buradaki düelloyu. Çok kritik yani. A-Link tarafı tekrardan kapatılmış oldu. Ya geç gelecek Sadak. Buraya retake'i öncesinde J-Link tarafındaki oyuncuların atamazlar. Aspas'ın da 3 canı var. Kankan Edward aldı ilerliyor. Timing yedi ve headshot geldi. Tuyuz'dan tamamladı kill'ini. Paranoya çıktı ama ooo! Kovanzin'e niyet. Önce Aspas'a sonra tekrar Kovanzin'e kısmet. Evet, selam Alfa hoş geldin. Son kalan isim Sadak'tı. Onu da Smoky'a kalıyor. İdici tabancı. Zımcık her türlü satar ya. Senenin daha doğrusu sonlarına doğru getirdikleri meta'ya henüz kimse ayak uyduramamıştı. Lan orada Kankan entry'yi buluyor. İyi de saklanmıştı o küçücük alana. Şimdi Bent de gelecek Hadong'dan. Rahat pozisyon aldılar. Arka taraf tamamen güvende. Dediğim gibi yani bu takım aslında çok aykırı bir meta ortaya koydu ve rakipleri bu metayı günaydın günaydın hoş geldiniz. Metaya adapte olmadan önce, hatta metayı birçoğu kullanmadan önce bu takım gitti Champions'ta şampiyon oldu biliyorsun. Evet. Ardından Lokin'de tekrardan bir finalist durumu söz konusu. Yani iki oyuncusunu kaybetti, tekrardan iki oyuncu geldi. Bu arada tertemiz geçen bir antrenebilecek oyuncuları B ve C tarafına bırakıp A tarafını daha agresif şekilde aldığını en iyi koşan görüyoruz. Oyuncu Aslandır ya. Loud'un ama Marsızca koşar. Burada varlığını sürdürüyor şu an için. 4 tane rifle'ları var. Yani bu round kazanabilir bir round onlar için. Evet, bir şey diyorum belki doğru. 40'te 40 izlenen adama 40 milyon dolar vermişler. Kolpa abi. Deneyip çıkıyor yakına doğru ama Twitch beklenmeyebilir ve Dash'in atıldığı noktaya çok güzel bir takip. 40 izlenen adam 40 milyon dolar niye alsın aman okuyayım. Oyuncu avantajı Loud'a geçiyor. B'yi eğer anladılar. Çiçoğu yani bir şey mi diyor acaba? İşi başına bir milyon dolar değil de. Burayı hemen ikilemiş oldular böylelikle. Aiden'ın yaptığı var ya abi izleyicisine hani. Ha. Sözleşme ayarlaması. Yani onu mu diyor acaba? Belki birebir bir fırsat bulmak için. Milyonla alakası bir milyon değil o. Ama o riske girmek istemedi. Şimdi kafes gönderiliyor ve galiba. Tekrar sudan oynanılacak. Sadak Hadong'u yakalamış. Şimdi izleyicin hocam. Güzel bir rahat duruyor. Evet, güzel bir hasta uzu var. Zaten geçiş mümkün olmadı şu an için. Şimdi yavaş yavaş hareketleniyorlar ama 5'e 3'e geldi zaten 18 saniye kala. Sadak geçişi bıraktı ama takım arkadaşları zaten orada. Temiz için benim. Allah zihin açıklığı versin. Ama olmazsa da üzülme yani. Aldıktan sonra hamle yapmasını bekledi. Biri bir takas Kankan. Geçtiğini hiç bilmiyorlar Hadong'un ve 2 kill birden Hadong. TP'yi duymaları zaten bu kadar kaos anında, aksiyon anında bu kadar yetenek kullanılırken mümkün değil. Mümkün tabii olmayabiliyor. Ki, ama tahmin etmeleri de gerekiyor evet. Bir taraftan TP'yi. Yani biraz evvelki hatadan bahsetmiştik Tuyuz'un pozisyonuna dair. Bu belki daha büyük, yani sonuçları daha büyük bir hata oldu. 0-7 bile mi? Hadong iki tane vurduktan sonra inanılmaz zorlandı ya. Ama neyse ki takım arkadaşından. Takaslar ve Kankang da dropta bitiriyor. Maz yandı. Kavanzin'e koşup hemen canı toparlayacaktır. Evet, biraz canı toparladı, o da 100 cana, 93 cana kadar geldi. Ama arkasının kontrolünü almayı başardı çok rahat bir şekilde. Yediciyi bir kez daha. Evet, yani B önünden de info aldılar. Yani Chicho'nun burayı çalıştığını düşünüyor olabilirler. Kankan yaklaşıyor. Kaunzin'le karşılaşacak ama off angle'da oynadı Kaunzin. İzin vermedi mermi atmasına. Ve Kankan'ı yakalıyor. Oyuncu üstünü Loud'da. 5v4. Tekrardan oyunu A'da bitirmek isteyecekler mi EDG? Bunu göreceğiz. 55 saniye. Yani şu an için harita biraz soğudu ama yani Chicho'nun oynamasını bekleyemezler tek başına. Hem bir alarm botu var hem de evet yani bir sürenler. Hepsinin infosunu aldılar. Evet ama linke baskılayacaklar yine.
Şu an Kavanz'in önemli bir görevi var. İlk oyuncuyu yakaladı. 46 can sadece, kamerayı kırdı, döndü ikincisine. Arkadakinde bulmuş. Smogi'den çıkan iki tane skor var. Tuz'u da yakalamış sadece, Kavanz'in değil. Durumu bir anda 3-3'e getirmiş oldu böylece. Ve bu da Nobody'ye bir plant imkanı sağlayacak. Ve Loud biraz dağınık. Hepsi ayrı ayrı pozisyonlardan geliyorlar şu an için. Biraz uzayabilir buradaki deneme. O Alink tarafından yalnız bir dört düşünüyor olabilir mi, emin değilim. Sadak oldu. Kili alan Nobody oldu. Smoggy yakalanmış olsa da Sadak da düştü. 2-1'lik bir takas söz konusu. Chicho'nun kontağına Nobody oynayacak muhtemelen. İkisi de belli. Ve Nobody'nin son kili. Şimdi Aspas yine arkasına agresif almak istedi. Buraya bir flash'la beraber derin bir smoke. Sadak C tarafında tek, hemen Kankang da bu tarafına doğru hareketleniyor. Operatör hızlı bir operatör. Yani doğunun en hızlı diyelim, doğudan geldiği için. Doğunun en hızlı operatörü. Uzak doğu. Uzak doğu. Ama Pars. Doğu. Uzak. Trilojide en sevdiğim şakalardandır. Trilojide. C'de iki oyuncu var. Peki. Cem Kandil, çok teşekkürler. 25 kişiye sabah edildiğiniz için efendim. Bir smoke gönderildi. O bambaşka. Eyvallah Cem. Değilim. Değil. Evet. Yalnız buradan Kaplan'la birlikte oynamak istiyorlar. Yani evet. Bu üst tespit edilmiş olabilir. Aa. Buraya doğru spamler gelmeye devam ediyor. Biraz geç kaldı hala... spamler bu evet, arada. Evet, spamler bayağı geç kaldı. Paranoya var ama oyunu B'ye taşıyacak gibi. Kapı açıldı. B'de onları A-Link'te karşılayacak 3 oyuncu var neredeyse. Oo, rezultisi açıldı bu esnada. Smoggy'den Link'e doğru gönderdi. Skor çıkmadı çok hasar olsa da. Kavanz'in 22 cana kadar düştü. Kankan Smoggy içerisine girdi ve sefer yapamadı Sadık'ı. Düşürülüyor. Abdurrahim onu kurtarmaya yetmedi. Hemen Link'i almak istiyor bu esnada. 2. tarafı. Çok iyi şekilde yapıyor hem de. Sadece bir skor verdiler. Çok iyi takasladı Nobody takım arkadaşını ve 3'e 2 durum. Sadık ve Lesin'in tamam, elinde sadece Edward aldı ya. Şerif var. Omen geliyor arkadan. Retake denemesi değil tabii ki onlar için. Lesten biraz daha hızlı. Çıkarken Sadak vuracak olsa 1v2'ye getirecekti pozisyonu. Les arkayı bekliyor. Hadon hiç yerini belli etmemişti şu anda. Les avantajına rağmen silah avantajıyla beraber oradan çıkmayı başardı. Alo. Alo. HG bro. EDG tarafı 4 tutu var. Abi ne yapıyorsunuz? Günaydın. İyidir, sen ne yapıyorsun? Hoş geldin, hoş geldin. Tat kaç oldu Alfa? Yine paranoya. 12.5. Aspas yakına kadar girdi. Ve buraya gelen bir smoke. Başlar derken başlıyor ha burayı almayı başardı. Bu sefer Aspas çok daha yakın. Abi zaten o yüzden çoğu takımlar böyle afalladı ya. Yani iki kez yani biz bu işi çok iyi yaptık. Alışmışız artık sabah Valorant oynamaya uyumayıp. Sabah uyanınca bir fark olmuyor. Alin tarafında yine Tuz bekleyecek. Double Satchel'la birlikte içeri giriyor yalnız. Tuz yani bu kill alması onlar için çok iyi haber. Chicho'yu da A açılışında yakaladılar. B'yi vermeyince Avlobi çok daha agresif kalabildi. Bu çok önemliydi. Nobody çok büyük önemli çıkarttı. Kill olabilir. Belki round'u oynanabilir, kılmış olabilir. Yalnız gönderilen Kaplan. Havlo'yu gördü mü emin değilim. Arkasında kalmış olabilir. Arkasına kaldı değil mi? O da döndü. Yani tehlikeli bir... Yanlış bir info verebilir vermez ama ya Loud. Kalmayı tercih etmedi Aspas burada. Ulti falan var. Özür dilerim Loud tarafı. Alink savaşılacak. Evet. Tuyuz orada. Ve güzel çıktı lan. Operatör kaçırışı geldi. Kankan tarafından. Ve bu yine de onlara site'i getirecek. Yani, ay çok iyi yer aldı. Olmaz özgüvenli. Yani şu agresif açıları almaya devam ediyor. Alink tarafını savaşmayı kabul etmişler de ince bir açıyla. Kalsın oraya flash çıkacak ama tabii takım arkadaşları da her an Alink'ten baskı yiyebilir. İlk atacak, kaç atmayacak. Ne kadar sabırlı olacak. Flash'ı yok ya. Bu görmeyecek. Flash'ı da yoktu. İçerisi çok karışık. Oyuncu üstü büyüğü da oğlum, çok iyi yeri vardı zımcıkı. Burası her an EDG'nin istediği noktaya gelebilir. Adon kill'i aldı. Elinde shorty var. Nobody yardımda. Zımcık sıçıyorsun ya. Ama iki kill birden geliyor karşıya ve son mermilerini aldı. Zımcık'a yazar abi. İki Guardian'da bir satın alım var. Hala 3 adet ultisi var. Loud tarafının. C arkasında bu sefer daha agresifler bu arada. Hemen Aspas üzerine doğru bir nade geldi. Bir tane de sarsma gönderdi. Oo, sebebi mi buymuş Alo bir arkasını? Agresif almalarının yalnız kanka. Ay ay ay. Özgüvenden bahsettin. Vay proxy'nin içerisine giriyor. Timing yakalayabileceğini bilerek. Büyük bir risk aslında ama ultinin yeni açıldığını
görünce hemen hareketlendi. Bu esnada C arkası Loud tarafından Kavanzin'le agresifleşiyor burada ama pozisyon ortaya çıkacak be. Hemen o yüzden peak aldı pozisyon ortaya çıkmadan. Nova'nın tarafından yakalandı 5-3. Loud için bir round daha. Neden avuçtan kayıyor Smoke'in skoruyla beraber? Ne gidici? Biliyor musun acaba mola zamanı mı? Oynuyor herifler. Sanki bir süredir mola zamanı gibi geliyor bana. Yani Frot tabii. Loud çok büyük tehlike abi. Oğlum çok kötü oynuyorlar ama. Ne anlamda? Meta'da çok büyük bir etkisi oldu. Abi olsun gününde olduğu zaman da yani. Kendi ağzından öğrenmiştim. Duyuyor herkes. Ne gününde değillerken yenilsinler bugün. Düşürmek istemeyecektir. Operatör bir sonraki. Seyirci minimal tepkileri çok iyi veriyor ya. Kesin korur diye tahminimi yapayım ben. Lan lan. Ama sesleri gelmiyordu ha. Dedeşim de alındı. Evet çok az. Bence onlardaki en tehlikeli les ya. Kankan 2-2 takas. Bak bak. 2 tane kill Kankan'dan. Kanzin'le Twitch. Oğlan attı. Destek veriyor ve oyuncu üstünlüğünü tekrardan İDC'ye getirmiş oldu. 7'ye doğru gidiyor. Peki biz kimciyiz? Pıt pıt geliyor mu size de? Ya bak yine başladık. Evet. Tamam evet. Yapayım. Normale geçelim. Loud kimciyiz yoksa EDG'di miyiz kanka? Kimciyiz? Kanka EDG miyiz? EDG'yiz yani. Çünkü Loud tehlikeli diyor. Korkuyor şey Alfa. Ben tamam. Korkmuyorum korku abi de yani. Korkuyor bir altına sıkıyor ya. EDG'yi yenmek var. Loud'u yenmek var bir de şimdi. Ya ben adamları... Ben adamları 5000 kişinin önünde yenmişim daha ne korkacağım. İyi dedi. İyi onlar dedi. Benden korksun. İyi dedi. Ne nerf'ü lan? Sağ nerflenmişti ya yenilenmiyordu. Ha. Ah! Nasıl lan? Ah! Ne oluyor oğlum? Oy! Ay! Wow! Aspas! Aspas! Bu adamda R yok bir tane daha. Ay! Ay! Yapma lan! Lan vurursun ne yapıyorsun? Ay! Ay! Oğlum Sadak. Les vermez ki. Les'in imkansız gibi abi versin ya. Les en son 1996'da clutch kaybetti abi. Harbiden Ecevit vardı yani öyle diyeyim. Harbiden öyle. Yazar kasa atıyorlardı Ecevit'in önüne. Bak nasıl okuyor biliyor musun oyunu? Adam ne zamandan beri okudu orada bekliyor ya. Ama böyle bir şey yok şu an gidip planeti alması lazım. Sabah oldu hayır. Plant alman lazım. Nobody. Duymuş sesi lan. Duymuş. Anladın mı? Tereste duydun. Hani tereste duydun artık. Anladın mı espri? Plant alman lazım. Nobody. Anladın mı? Ayy. 4 kere falan söyledi bu arada. Ne yapıyor Les? Inferno'ya gitti ama bakayım. Onu flash'ta attın ya. Abi aaa. Kurtum var. Les'in de ultisi var, ulti atacak. Koşa koşa geliyor bir de. Abi ne yaptı? Kurt murt açıyor direkt. Aa gördü. Les de gördü. O da gördü. Şans yok ki bu arada. Nobody. Haydi bakalım. Oğlum Les'teki de taş şok amına koyun ha. Nasıl öldü lan? Niye öldü? Bak bunu da bizden gördüler abi. Volbank'in mi? Biz taradık aldık Odin'le. Evet, iğrenç oynuyordum Alfa, hatırladım o maçı. Ben değilim abi ya. Sen Chronicle lan? Oynuyordu. Doğru, Chronicle Viper oynuyordu, doğru. Hoş geldin Tekinay. Yüzünü ısırdı. Peki. B'ye girildi mi? Girildi. Çok iyi lan. Böyle. İyisin lan. Ay ay ay. Peki nasıl vuramadılar Kavuzin'i? EDG'den tam bir Paper Rex havası alıyorum ya. Forsaken Ying her yere koşuyor ikisi de. Vuramasaydı. Yok mu Les? Ne diyorsun ya? 1v4 mu ya? 1v5 ne? Öyle bir oyuncu biliyor musun kanka bu çocuk?
Da süre kalmadı işte, öyle bir şey var. Edward Gaming ekibi var. Bu esnada ağızlanacak Kaplan. Trap'i kıracak. İçeriye doğru da hareketlendi. İnfo verecek. Chichu. Teşekkür ederim mesaj. İçerisindeydi. Canı toparlanıyor. Smoke kalktıktan sonra biraz daha yavaşlattı. İlkel önemli. Edward ilkeli alırsa snowball olur. Çok iyi gibi trap var. Yani böyle... Ohoho! Ne oldu lan? Long shot ama. Hani yakalanırsan da kıramayacağım bir trap falan yani. Ne alaka dersin zaten o esnada? Evet, evet. Baksana şuna. Oha trap'e bak. Evet. Ben de trap'e. Oy. As pas. Üçlü peak. Yakalandı. Yakalandı da kill'i alamadı ki. Yakalandı ama kill çıkartamadı Chicho. Sanılanın aksine hemen kırdılar. Chicho tabi smoke'tan çürüme etkisi nedeniyle canı 1'e kadar düştüğü için. Hocam loud come bekliyorum. Gelin ilk mermide düştü headshot atmasına rağmen. Arkadan gelecek ilk isim var. Les. Ay. Çok iyi bir açı tutuyor. Duydun lan. Onu zıpladı mı? Onu zıpladı mısın? Bayağı. Abi ben bunu duydum ya bunu. Çok şansları kalmadı zaten Sadak. Önüne doğru bir tane smoke bırakıldı. Heaven'da alır mı? Oyuncu var. İmkansız. Nobody her ne kadar takas almış olsa alacağı da. Alacağı bir şey var. Lağda gidecek. Bakalım. Bildim onu abi, bildim. Evet, bakalım. Bir korktu lan. Ben ve A'da sadece Şükran falan diyor arada. Bakalım ekstra çıkartabilecek mi? Eşi aktif. O ne? Üzerine doğru gelen bir flash var. İlk denemesi isabetsiz. Paranoya'dan da etkilendi. Oh. Hasar bıraktı bayağı aman bir geçerken yalnız. O bayağı vurdu yalan lan. Orada yapacak hiçbir şey yoktu ya. Yıkıldı. Arkadan gelen Nobody'den çıkan bir tane Allah skor var. Allah'a sınır onun da elinde. Sadece bir ghost top'unu hatırlatalım. 3 ölçe gelebilir mi? Çok iyi. Biliyorsun ya. Silah da aldı. Dolmuş var. 2 tane oyuncunun canı az yerden bir vantla aldı Nobody. Vurdu sandım. Ne oluyor amına koyayım. İçeriye kapalı ya kurmak. Durumunda geri bomba bekler var yalnız 18 cana kadar düştü. Nobody. Kill olurken Nobody ise gidebilir. Bakar çıkacak mı diye bakıyorum. Üzerinde çok koştu ve geldi round. Echo çalıyor. Echo çalındı. Gaming ekibi ve harika bir iş gerçekten. Nobody ondan özellikle grup aşamasında çok fazla bahsetmedik. Araya niye pikledi? Dandala niye pikledi? Liquid maçıyla birlikte gerçekten o da takımında. Neyse pik değil abi böyle devam. Oyuncuların başında geliyor Kankan'la birlikte. Burada çok güzel killler. Canlar az olmasına rağmen tabi burada headshot killleri özellikle. Trap de aldı. Ulti ile beraber içeri doğru hareketlendi. Ay güzel zehir. Olacak. Yalnız bu esnada hemen beden agresifleşen EDG. Yani bir yeri bıraktı, bir yere aldı yine çok, EDG. Çok iyi anladı. Çok iyi anladı. Yani temizlediler arkalarını. Tabi J-Link'e kadar hamle yapan bir isim var. Yani Aspas oraya geliyor, bölgeyi temizliyor. Sonrasında geri dönüyoruz kapandığı için. Tuiz yakalanıyor tek başına. Kankanın son mermisini headshot olarak gönderdi Aspas. Açıyı tutmaya devam eden bir Kanzin var. Ama yakalandı. Nes Chicho'yu hiç beklemedi. Aspas yeri belli. Yok mu? 8 can. Tabii burada ace kılıca gitmek zorunda. Canı neredeyse yok. 1v2'ye geldi ama çok bile... Loud arkasını almaya çalışıyor. Hocam savaş çıktı. Skor çıkarttı ama EDG hala burada çok kalmadı. Ne diyorsun? 2 skor çıkartıyor. 3.'yü de arıyor ama. Onu da vurdu. Aslus'unu yakalamayı başardı. Gelecek hala buraya. Yani güzel kolay bir pozisyon değil orada. Zıplarken rakibi ona da çok hızlı dönüyor ve Chicho sesi aldı. Aa, hiç beklemedi Les. Chicho. Demiral Esports var abi. Evet Kankan. Huawei Smoke'un arkasına doğru geçti. Vursamadan yalnız Kaplan'dan etkilendi. Dişini hala kapatmadı. Dişini kullanmadı daha doğrusu. Updraft'a çıkacak buradan molanın dönüşünde. 3 tane Şerif, bir Guardian, bir Stinger. İyisin, Eito. Sadak bu esnada bayağı bir mesafe kat etti. Bir de kıracak Chicho burayı. Kamerayı da izliyor saat içerisinde tek başına. Onu koruyacak şu an için hiçbir tuzağı vesaire yok. Bir tane kafes var, onu açacak. Ve üzerine doğru gelen Sky ultisi var, hiç sürenler. Chicho buradan çıkmaya çalışıyor, flashlar etkilendi. Kimse bakmadı o esnada ona. Oy! Oy! Dönüyor. Ulan mermisi yok diyor. Ama iki tane skor çıkartması yeterli olabilir ve Kankank da geldi dropta. Tuz yakalamayı başardı. 12 ulaşıyor EDG. Nobody'nin skoru artık tek başına kalmasında. Anladım abi. Dünyanın en gereksiz ultisiydi. Adam tarafından yakalanıyor. EDG oyununu çok onlar çabuk bir şekilde adapte ediyor. Çünkü T1'a karşı ilk seriyi kaybettikten sonra ikincisini nasıl kazandığını hatırlıyorum. İyi de.
Çok hype'lar. Onun sadece bireysel performansı açıklamak imkansızdı zaten. O performansı. Diyorsun. Amerika region'ında sürekli kaybediyorlardı. Headshot angle operatör için çok ideal değil. Tadak rakibini yakalamayı başardı. Şu kamerayla izliyor C'yi. Evet Demon. Demon bayağı iyi oynuyor. Sos biraz geç de olsa kırdı kamerayı. Buyuz. Aaa. Direkt çok ciddi bir hata çıktı. Bir headshot geldi sanıyorum. Bunu da ne yapıyordun manyak? Kıldırdı. Bak buskuş oluyor. Nobody. Chichu. Görüntüm be. Kovalandığını biliyorlar. Onu orada force yardım falan yapıyor. Ne yapıyorlar kanka bunlar? Haritada şu an. O yalnız. Bak yakalayamadı, teleport oldu. Eğer buradaki alanı derin bir şekilde almak isterlerse Adong'a karşı ekstra dikkatli olmalılar. Aspas ultiyi açtı. Önce kurtu parçaladı. Üzerine yani Killjoy ultisi de geliyor tabii ki. Okay, bitti bu round. Evet yani çok akıllıca yani, oynadı burayı tabii. Falan. Entry'yi aldıktan sonra oyunu bayağı şey harcadılar ama yani. Her şeyin gayet farkındalar. Niye dilendi ki round? Round garantini altına almak. Geç abi diğer map'e. Kesinlikle öyle. Yani şu an onlar için tek önemli bir husus kaldı artık. Abi Alfa'ya sorar mısın turnuvadaki monitör hangisi? Başka bir şey yok. Logitech. Bu arada EDC ya, için de iyi bir haber geç yani. Taşak geç falan içerisinde kaybedeceği aslında vallahi biraz belli gibiyken özellikle. Nasıl yani? Ya hayır direkt ya Logitech. Bir dakika nasıl? Monitör. Ciddi kaydeder hasarlar evet bırakmıştı. Ben siktir. Aa. Ve Killjoy ultisinin kullanılmış abi olması. Abi vallahi. Bir şu ana kadar bütün turnuvalarda ya Logitech ya da HyperX. Yani Lenovo'dur oğlum. Lenovo değil miydi ya? Abi Lenovo. Ha Lenovo la. Logitech dedim. Bu da aslında. Lenovo ile Logitech karıştırdım. Lenovo ya da HyperX. Dedim hakikaten. Oo erken kullanıldı. Razer ultisi. Kam yakaladı. Kaçtı bile. Diğer tarafta ulti arkasında kullanılıyor. İki tane daha sonra geldi. Başladı. Bitti. Yani bu aslında biraz antimantik. Yani yapmak istediği şuydu. A'ya gelirlerse ultiyle birlikte erkenden karşılayalım. A'ya gelmezlerse de C'yi biraz retake olduğunu düşünsünler. TG. Orada da kanka onları karşılasın. Güzel an oldu. Hadi bakalım Edwin.